Herkese merhaba. Gazhane sohbetlerine hoş geldiniz. Dördüncü değil mi bu hafta? Dördüncü konuğumuz Profesör Doktor Fatma Gül Berktay. Lütfen kendisine hoş geldin diyebilir miyiz? Hocamızı tanıtmak istiyorum size. Fatma Gül Berktay hocamız, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi, York Üniversitesi'nde İngiltere'de kadın araştırmaları okumuştur. Doktorasını Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimleri Fakültesi'nde siyaset bilimi dalında tamamlamıştır. Çeşitli gazete ve dergilerde feminist edebiyat eleştirisi, tarih, siyaset ve felsefe alanlarında yazıları vardır. Yazılarından bir bölümünü 1991 yılında Kadın Olmak, Yaşamak, Yazmak adlı kitapta topladı ve Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın, Metis yayınlarından çıkmıştır 1996 yılında. 1998 yılında aynı kitabı Black Rose Books tarafından İngiltere'de bir yayın evi yayınlanmıştır. Bu kitap aynı zamanda Avrupa'da feminist hareketin en önemli metinlerini toplamayı hedefleyen Fragen projesi kapsamında Türkiye'den seçilen 5 eserden biri olmuştur. Sonraki kitabı Tarihin Cinsiyeti, Metis 2003, Beyrut'ta yayınlanmıştır. Yazarın hocamızın Politikanın Çağrısı adlı kitabından sonra Dünyayı Bugün de Sevmek, Hannah Arendt'in Politika Anlayışı yayınlanmıştır. Şimdi İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimleri Fakültesi'nde Siyasal Düşünceler Tarihi, Çağdaş Siyasal Teoriler, Demokrasi Teorisi ve Feminist Teoriler dersi alan hocamızın ilgi odağını politika, politik olanla ilişkin alışılagelmiş kavramsallaştırmaların ötesine geçmeye hedefleyen eleştirel teori oluşturuyor. Ki bu ilgi alanlarını mümkün olduğu kadar bugün konuşmaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim cömert tanıtım içinde. Hocam büyük bir zevk. İzninizle ilk sorumla başlamak istiyorum. Şimdi sizi tanıtırken gazhane tanıtımlarında da siz kendiniz de söylediniz hazırladığımız videoda da siz hem tarih hem siyaset bilimiyle ilgileniyorsunuz. Şimdi benim bir tarihçi olarak ikisinin ilişkisi hakkında bir takım fikirlerim var. Ama önce sizle başlayalım. İkisinin buluştuğu ve ayrıştığı noktalar nelerdir sizce? Buradan bir tartışma çıkar mı aramızda diye merak ediyorum açıkçası. Peki bu tabii epey geriye de giden bir tartışma değil mi? Evet. Tarihle teori arasında, sosyal teori tarih arasındaki tartışma. Bence artık o önemli ölçüde çözülmüş bir tartışma. Ama hani biraz geçmişe bakacak olursak tabii tarihçiler teoriden epey uzak dururlardı eskiden. Hala da biraz mesafeli durabilirler. Çünkü hani teorinin determinist bir yanı olabileceğini düşünüyorlardı. Halbuki tabii tarih insan hayatıyla ilişkili bir şeydir. İnsan da en tahmin edilmez, en başına buyruk varlıktır. O bakımdan haklılardı. Ama şöyle diyeyim, teori bugün 19. yüzyıldaki gibi grand teori değil. Yani hani sürekli ilerlemeye yönelik ya da tarihin Hristiyanlık açısından baktığımızda nasıldı? Bir yerden bir yere gidiyordu. Kıyamet gününe giden bir şeydi. Teleolojik, erekselci bir yapısı vardı. Aydınlanma onun dinden arındırdı.
ama o erekselci yapısını korudu. Tarih gene bir yerlere gidiyor. Sürekli ilerlenecek. E tabii 20. yüzyılda bu sürekli ilerleme hayalini muhafaza etmek mümkün olmadı. Yani biliyorsunuz modernizmin hayalleri kayalara çarptı diyeyim o gemi bir şekilde. Şimdi dolayısıyla yani teori dediğimiz zaman aklımıza determinizm gelmiyor. Doğru tarih ve teori de bireylerle ilgilenir. Bireyler benzersizdir, şey yapamaz yani tahmin edilmezdir. Ama bireyler aynı zamanda gruplar içinde, topluluk içinde, kurumlar içinde vardırlar. Evet. Şimdi bireyin eylemini tahmin edememek bir şey ama grup içinde birey tahmin edilebilir davranışlar gösterir. Yani o belirli rollere girer, davranış kalıplarına girer. Dolayısıyla kurumların örüntülerini ortaya koymak mümkündür. Şimdi dolayısıyla tarih ve teori bence çok karşılıklı ve bütünleşik bir ilişki içinde. Ben şeye inanıyorum. Sosyal bilimin tarih bilmeden yapılamayacağına inanıyorum. Ama sosyal teorinin de tarihçiye önemli ölçüde yol gösterebileceğine de inanıyorum. Dolayısıyla bence ikisi bir buluşma noktasında doğru en azından gidiyor. Henüz tam gitmediyse bile. Şimdi siyaset felsefesi ile ilgili okuyorum elbette ama ben aslen tarihçiyim. Dolayısıyla bakıldığı zaman benim kaygım genellikle tarih disiplinini korumak yönünde oluyor. Yani siyaset felsefesi çalışan akademisyenlerin ya da düşünürlerin tarihi araçsallaştırması. Fakat şimdi sizden öğrendiğim kadarıyla bunun tersi de mümkün. Tabii. Değil mi? Tabii. O da mümkün. Ayrıca şimdi bu araçsallaştırılma meselesi, yani tarih nedir? Tarih insanların geçmişte yapıp ettikleri şeylerdir esas olarak. Ve o olguları öğrenmek, illa ondan hani ders çıkarmak ya da geleceği tahmin etmek için kullanmayız onu. Ama bugünü, hem geçmişi hem bugünü daha iyi, daha geniş bir şekilde anlamamıza izin verir. Yani zihnimizi genişletmemize yardımcı olur. O yüzden de yani geçmişte insanlar ne yaptılar, bugün ne yapabilirler, bütün bunları hani görmek ve bugünkü topluma daha geniş bir zihinde, çok daha geniş bir tablo içinde bakmak mümkün oluyor. Dolayısıyla bizim analizimiz de çok genişleyebilir. Yani bir de şunu söylemek isterim bu noktada. Hani ister istemez sosyal bilimci, tarihçi de tabii onun içinde seçmecidir. Yani bir de hepimiz tarihi süreç içinde bir noktada duruyoruz, değil mi? Ve bu noktadaki toplumsal ve tarihsel koşullarla çevrili durumdayız. Doğru. Bunların dışında değiliz. Yani ben sosyal bilimci olarak mümkün olduğu kadar nesnel olmaya çalışırım. Gerçeği hani çok çeşitli açılardan görmeye çalışırım. Ama aynı zamanda ben de koşullanmış bir varlığım. Ama önemli olan bunun farkında olmaktır. Yani bu herkes bunun içindedir. Evet. Matematikçi de bunun içindedir. Evet. Doğa bilimci de bunun içindedir. Yani biz hangi konuyu niye seçtik? O bizim kim olduğumuzla ilişkili bir şey. Kesinlikle öyle. O yüzden ister istemez seçmecilik vardır. Araçsallaştırma olabilir. Olur. Ama önemli olan bunun farkında olmaktır. Evet. Öz farkındalık çok önemli. Öz farkındalık doğru hocam. Yani ben ideolojinin dışındayım. Efendim ben çok nesnel bakıyorum her şeye. Hakikati ben biliyorum. Öyle bir şey yok. Yok. Ve bu işin
gerçekten bu anlamda karışık ve her şeyi dahil ederek düşünülmesi gerektiği, yani kendi tarihselliğimiz, kendi bizi çevreleyen şartlar, aldığımız nesnel olmaya yönelik eğitim, bütün bunlar hepsi ortak, hepsi doğal ama ve beraber değerlendirmeye açık. Evet. Ne dersiniz? Bu çok önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Hepsini birden, ne kadar çok şeyi içerebilirsek, analizimize katabilirsek, elde ettiğimiz analitik tablo gerçeğe o kadar yakın olur. Hiçbir zaman tam birebir yansıtmayacaktır. O zaten öyle. Evet. Ama elimizden geldiği kadar hani çaba, onu genişletiriz. Nitekim, belki de onu da soracaksınız, feminist tarihçiliğin getirdiği tabii toplumsal cinsiyet analizi tam da böyle bir şeydir. Yani buna hizmet ediyor. Doğru. Şimdi şeyi düşünün, tarih bilimi disiplini daha doğrusu ilk ayrıştığında hani tarih diye biz neyi biliriz? Büyük adamların tarihini biliriz. Ondan sonra buna şey E.H. Carr tarihin kötü kral John teorisi der. Evet. Ondan sonra yani her şeyi onlar yapıp etti. Tabii giderek her şeyi onların yapıp etmediğini fark etmeye başladık. Ama ne oldu? Önemli toplumsal hareketler etkili oldu. Evet. Yani emekçi sınıflar 19. yüzyılda tarih sahnesine çıkıp mücadele etmeye başladıkları zaman sosyalizm onların teorisi olarak ortaya çıktı. Ve sonuç olarak sosyal bilimlerde sınıf analizini, analitik bir kategori olarak sınıfı işin içine katmak zorunda kaldık. Tanımak evet. Yani hiç de öyle isteyerek yapmadılar. Aynı şey 19. yüzyılın sonlarında ama esas olarak 20. yüzyılda kadın hareketi bir toplumsal hareket olarak güçlenip ortaya çıkıp kapıları zorladığı zaman, o zaman işte bu sefer toplumsal cinsiyet dediğimiz kategori bir analitik kategori olarak işin içine hayata dahil geçti, edildi. Evet. Şimdi bugün artık sınıf analizi içermeyen bir tarih yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Aynı şekilde toplumsal cinsiyet analizi içermeyen bir tarihçilik de yapamazsınız. Hı hı. Sosyal bilimlerde yapamazsınız. Evet. Dolayısıyla bunlar hep bizim analitik tablomuzu genişletiyor. Zenginleştiriyor. Zenginleştiriyor. Dünyayı kavramamızı derinleştiriyor. Kesinlikle. Mümkün kılıyor. Kesinlikle. Ama hep şeyi bir kere daha vurgulamak isterim. Böyle radikal değişikliklerin arkasında daima bir toplumsal hareket oluyor. Yani akademiye de böyle bu sınıf analizi, toplumsal cinsiyet analizi öyle kibar bir şekilde buyur edilerek girmedi, değil girmiyor. Mi hocam? Evet. Biraz camları kırarak girmek girmiyor. Gerek. Evet, evet, evet hocam. Kesinlikle. Hocam şimdi önce sorunun kısa halini sorayım. Sonra ben ne düşünüyorum onu söyleyeyim size ve biraz konuşalım istiyorum bu konuyla ilgili. Şimdi feminist bir tarih yazımı sizin için metodolojik bir seçim mi? Bir aktivizm türü mü? Ya da belki de her ikisi de açıklar mısınız? Şimdi burada benim kafamdaki şey şu. Siz tabii ki bunu daha zengin bir şekilde açıklayacaksınız bize ama feminist tarih konusunda yapabileceğimiz iki yön var diye düşünüyorum. Yani aktif olarak böyle bir tarih yazımı hedefliyorsak eğer. Yanlışsam sizin ellerinizdeyim, düzeltin lütfen. Bir tarihte göz ardı edilmiş hani belli bir katkısı olduğunu düşündüğümüz kadınları daha görünür kılmak üzerine bir çalışma yapmak var. Bu hani bakın siz bunu görmediniz ama şu kişi aslında bu kadın çok başarılıydı ve çok önemli katkıları olmuştu matematiğe demek gibi. Bir de ikinci yol var.
Bu ikisi de yapılabilir tabii ama ben sadece altını çizmek için söylüyorum. Bir çamaşır yıkayan çamaşırcının günlüğünü okumak var. Bir ebenin bir hastanede notlarını, hastane notlarına gözden geçirmek var. Yani bunu alttan yukarı doğru taşıma çabası var. Hocam sizin için feminist tarih yazımı bunlardan hangisi ve biraz evvel sorduğum gibi belki de her ikisi de? Tabii şöyle de bir şey var, yani her şey gibi feminist tarihçilik de belirli aşamalardan geçti. İster istemez başlangıçta bu sözünü ettiğiniz görünmez kılınmış önemli kadınları görünür kılmaya çalıştı. Yani işte biraz şey gibi, tarihin kötü kralı John teorisinin bu tarafa aktarılması gibi birazcık oldu. Yani tek tek görünmez kılınmış önemli insanları, kadınları ortaya çıkardı. Bu bir anlamda şeydir, telafi edici tarihçilik dediğimiz şeydir. Ama feminist tarihçilik geliştikçe zaman içinde tam da bu dediğiniz gibi artık aşağıdan yukarıya ve esas olarak da sıradan insanların, sıradan kadınların tarihini araştırmaya dönüştü. Ama bu aynı şey akademik tarihçilikte olmadı mı? Yani ilk başta işte tabii, dediğimiz gibi büyük adamların, komutanların, kralların tarihiyken ondan sonra emek tarihi işin içine girdi, sosyal tarih işin içine girdi, anal okuluyla zihniyetler tarihi işin içine girdi. Ve zihniyetler tarihi de girdikten sonra sıradan insanların zihniyet dünyasını araştırmak meselesi gündeme geldi. Ona benzer bir süreç feminist tarihçilik açısından da süreç olarak evet demiş. Öyle bir şey oldu ve bugün hakikaten işte emekçi kadınların yazdığı mektuplar, ondan sonra ne bileyim Osmanlı açısından baktığınızda öyle günlükler, mektuplar yok ama Birinci Dünya Savaşı sırasında kadınların yazdırdıkları, tabii başkasına yazdırdıkları dilekçeler var. Onlar inceleniyor ve oradan tabii inanılmaz bilgiler ortaya çıkıyor. Şimdi ayrıca yani anı kitapları ya da anılara hani bulunabilen şeylere gidiliyor. Tabii bu hakikaten bir süreç ve bence hani kadını bir analiz kategorisi olarak almaktan toplumsal cinsiyeti analiz kategorisi olarak almaya gidildiği zaman hem kadınlara hem erkeklere hem de toplumdaki bütün kesimlere karşılaştırma içinde bakmak mümkün oluyor. Hı. Ve o yüzden de hani bizim bilgimiz, tarih bilgimiz de giderek derinleşiyor. Derinleşiyor. Şeye, ilk cümlenize dönecek olursam, hani benim için nedir feminist metodoloji, feminist tarihçilik, teori? Tabii ki kişisel seçimlerle, kişisel hayat tecrübesiyle ve kişisel dertlenmelerle çok ilgisi var. Yani eğer ben toplumda genel olarak kadınların ezildiğini, baskı gördüğünü ve bunun haksız bir şey olduğunu düşünmeseydim, feminist teoriyle ilgilenmezdim. Ama aynı şeyi ben siyaset teorisi içinde geçerli diye düşünüyorum. Yani şimdi size şeyi söyleyeyim. Ben 68 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdim. Ve şöyle de girdim. Yani siyasalı kazanamazsam üniversite falan okumam diyerek girdim. Anamı babamı telaşlandırarak. Ama sırf ben değildim o sırada. Yani benim bir sürü arkadaşım iktisat okuduk, sosyoloji okuduk, siyaset okuduk. Neden? Dünyayı değiştirmek istiyorduk. Dünya olmasa bile en azından Türkiye'yi değiştirmek istiyorduk. Çünkü özgürlük ve eşitlik peşinde koşuyorduk.
Şimdi siyaset teorisi bana bu açıdan önemli bir alan olarak hep göründü. Hala da öyle düşünüyorum. Yani siyaset teorisiyle uğraşmanın sadece böyle nesnel bir akademik alan olmadığını, siyaset teorisiyle uğraşan kişinin aynı zamanda bir yurttaş olarak topluma karşı sorumluluğu duyması gerektiğini ve teoriyle pratik arasında bir uyum içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Yani siyaset teorisiyle uğraşmak size bunu verir, bu imkanı tanır. İmkanı tanımanın ötesinde bence görev verir. Böyle yapmanız gerekir diye düşünüyorum. Yani biz şey değiliz ki, ne bileyim ben uzayda yaşayan bir siyasal bilimci olsaydım, Türkiye'ye bakıp bir laboratuvar olarak o inceleyip pek güzel, rahat rahat hem de çok ilginç bir laboratuvar üstelik keyfime bakabilirdim. Ama ben bu laboratuvarın içindeyim. Onun bir parçasıyım ve yani bu toplumun nereye doğru gittiği, ne olduğu, özgürlüklerin ne olduğu, eşitlik açısından ne olduğu vesaireyle çok ilgiliyim ister istemez. Kesinlikle. Ve siyaset teorisi bana bu imkanı veriyor. Yani o yüzden hem siyaset teorisiyle hem feminist teoriyle uğraşıyorum. Hocam iyi ki de uğraşıyorsunuz. Çok şey öğreniyoruz sizden. Şimdi bu soru konusunda ben biraz ne denir ona merak içindeyim. Bakalım ne diyeceksiniz. Şimdi dinler ve kadın konulu bir teziniz, sonra da değişik dillerde yayınlanmış olan bir kitabınız var. Şimdi ben bunu şu şekilde soracağım, tartışmayı başlatmak adına. Tek tanrılı din patriarka buluşumudur hocam. Peki. Bu tabii gökyüzünün altındaki her şeyi kapsayan bir sorun. Evet hocam, hadi konuşalım. Ondan sonra, evet, şimdi ben şöyle cevap vereyim. Dini patriarkanın bir ürünü olarak almak ya da dinin patriarkayı oluşturduğunu savunmak, ki bunu savunanlar var, bence çok indirgemeci ve basitleştirici bir şekilde ele alıyorlar. Şimdi yani tarihsel açısından da baktığımızda patriarkanın kökenleri çok geriye gidiyor. Eskiye gidiyor. Yani şeyden, tek tanrılı dinlerden daha geriye gidiyor tabii. Ama şöyle bir şey var. Bir kere her üç tek tanrılı din biliyorsunuz birbirine çok yakın bir coğrafyada, birbirine çok benzeyen koşullarda ortaya çıktı ve birbirlerinden çok şey alıp verdiler. Bir onu bir kenara koyalım. Aynı zamanda daha önce patriarkanın giderek yavaş yavaş oluşup kendisini yerleştirdiği ve pekiştirdiği koşullarda patriarkanın kadınlara ilişkin özel olarak bütün ön yargılarını devraldı. Hı hı. Yani üç tek tanrılı dinde de bunu görmek görüyoruz, çok mümkün. Aralarında farklılıklar var. Üstelik bu farklılıklar pek de bilinmez. Yani kadınlara ilişkin olarak kadının ikincilliğinin doğal kabul edilip meşrulaştırılmasına yönelik ön kabuller var. Yani kadının bedeni temsil ettiği, o yüzden de ikincil bir konumda olduğu, erkeğin aklı ve zihni temsil ettiği, o yüzden yukarıda olduğu ve kadının doğurganlığının da ona karşı kullanıldığı, yani doğurganlığı yüzünden, doğurgan bedenin nedeniyle ikincil konumda olduğu. Yani aslında suyu üretme yetisinden daha önemli bir şey yok insanlık için. Ama burada bir tersine çevirme harekatı var, onu görüyoruz. Şimdi bu ama sadece dinde de değil, Batı felsefesinde de çok iyi bildiğimiz bir konu. Bunlar hep pekiştirildi, yeniden üretilip bizim önümüze
getiriliyor. Ve tabii din insan hayatının en derin noktalarıyla ilişkilidir. Yani bizim yüreğimizin içine giren bir şeydir. Bir de tabii insan dediğimiz varlık anlam peşinde koşan tinsel bir varlıktır. Dolayısıyla dinin kavramları bizim zihnimizde ve yüreğimizde çok yer eder. Üstelik kendisini dindar saymayan insanlar için de geçerlidir. Kesinlikle. Çünkü kültüre yayılmış olan imgeler ve kavramlardır bunlar. Şimdi bu noktada bir şeye dikkat etmek lazım. İşte hani özellikle kurumlaşmış din belli kuralları, davranışları sürekli kıldığı için ve din de sert bir ideoloji, katı bir ideoloji olduğu için tabii çok önemli bir meşrulaştırıcı işlevi vardır. Var olan düzeni meşrulaştırır. Var olan düzen de patriarkal düzendir. Şimdi bu bir ama aynı zamanda din insanlara direnme azmi de verir. Yani bir yandan bir baskı ve iktidar odağıdır ama her baskı ve iktidar odağı aynı zamanda direnme odağıdır. O yüzden mesela ne görüyoruz? İşte Latin Amerika'da özgürleşme teolojisini görüyoruz. Hı hı, ve evet. Oradaki rahiplerin özgürlük hareketinin en önünde olduğunu görebiliyoruz. Ya da kadınlar açısından baktığımızda bir yandan diyoruz ki kadınların ikincilliğinin meşrulaştırılmasına yardım ediyor. Ama öte yandan birçok yerde kadınların var olan iktidarlara direnebilmesine de yardım açıyor. Evet. Şimdi o yüzden yani zor bir konu, karmaşık ama yani hayat karmaşık. Evet. Bizim zihnimizin de biraz o karmaşıklığı mahsedecek genişlikte olması gerekiyor. Yani sonuç olarak hani ne dedim diye bir daha soracak olursanız din önemli bir meşrulaştırma aracıdır ama aynı zamanda direnmeye de hizmet edebilir ve yani din geldi, kadınların durumu perişan oldu, doğru değil. Anladım. Bu tam tersine de şey yapabilir. Çalışabilir. Çalışabilir, nitekim çalışmıştır. Evet. Nitekim yani Hristiyanlığa da baktığınızda, İslamiyet'e de baktığınızda peygamberlerin peşinden giden ilk kadınlar ve köleler oldu, boşuna mı? Çünkü orada bir özgürlük olanağı hareketi ve var. Kendilerinin kabul edildiğini, tanındığını gören bir imkan gördüler. Var, evet. Bu noktada ben bir şeyin ayrımını yapmak istiyorum hocam. Yani sanırım aynı fikirdeyiz bu konuyla ilgili ama ben yine de konuşmak isterim. Bir kurumsal dinden bahsettiniz ya, bir kurumsallık ögesi var ama bir de pratik edilen din var. Tabii, yani burada yani örneklemeye çalıştığım şey mesela farklı ülkelerde İslam'ın yaşanış şekli birbirinden farklı. Aynı şekilde Hristiyanlık, Avrupa'nın neresine giderseniz farklı bir Hristiyanlık yorumu göreceksiniz. Dolayısıyla aslında yaşanan din pratiklerden, kurumsal din belki de dogmadan besleniyor. Bu çok güzel bir soru ve çok önemli bir soru. Çünkü yani bir kere dediğiniz gibi din dediğimiz olgu hangi din olursa olsun her kültürle, her toplumla farklı biçimde eklemlenir. Dolayısıyla o kültürün, o toplumun izini taşır kesinlikle. Ayrıca bir dinin hani bir dogma vardır, kitaplar vardır. Bir de onun algılanma biçimine ve pratik edilme biçimi vardır. Şimdi bir örnek şey vermek isterim. Hani Hristiyanlıkta biliyorsunuz Adem ve Havva hikayesi var, değil mi? Adem ve Havva, şeytanın ihvasına uydu.
elmayı yedi, Adem'e de yedirdi ve dolayısıyla insanlığın düşüşü, yeryüzündeki her türlü ıstırabın, sömürünün kaynağı Havva'dır. Buradan giderek Havva'nın şeytanla işbirliği yapması, işte cadı avlarına kadar götürebilirsiniz. Evet. Şimdi Kur'an'da bu yok. Yani kadın ve erkek bir damla sudan yaratıldı şeyi var. Ve yani hani eğer orada bir suç varsa ikisi de suçlu durumda. Fakat şimdi bir çıkıp dünyanın her yerinde sokağa çıkıp sorun, herkes Müslüman ülkelerde Havva nasıl yaratıldı? Adem'in kaburgasından yaratıldı. Üstelik de eğri kaburgasından yaratıldı, o yüzden eğridir. Bunu söyler size. Buna karşılık ben mesela şeyi biliyorum. 3-4 sene önce Hollanda'da yapılan bir araştırma var. Sokakta insanları çevirip şey okuyorlar. Belirli cümleler okuyorlar. Ve kadınların aleyhinde cümleler bunlar. Ve soruyorlar, nereden alındı bu cümleler? Nereden alınmış? Hilafsız herkes Kur'an diyor. Halbuki eski ahit. Anladım. Yani şey çok önemli. Mesela hadisler. Hangi hadis doğru, hangisi yanlış? Onlar belli değil. Yani ne bileyim İslam'ın ilk geldiği ve uygulandığı zamanki şeyle bugünkü hali arasındaki fark ne vesaire. Onlar bilinmiyor tabii. Yahut aynı şeyi ben şeyde gördüm mesela erken Hristiyanlık'ta. Erken Hristiyanlık bayağı Tanrı'nın dişil tasavvurları var. Tanrı dişil ve eril olarak tasavvur ediliyor. Ama Gnostik İncil'lerde bunlar ve ne yapılıyor? İkinci yüzyıldan itibaren kilise, kurumlaşmış kilise bunların hepsini yok ediyor. Hepsini sümenaltı ediyor. Ama buna karşılık 19. yüzyılda mesela Mecdelli Meryem'in şeyi çıkıyor ortaya. İncil'i. Onun versiyonu. Ama hemen tarihçiler ve din adamları yok ediyorlar ortadan. Hiç konuşulmuyor. Şimdi yeniden gündeme geliyor mesela onlar. Yani çok zor bir iş. Çok çetrefilli. Kesinlikle öyle hocam. Bir duyuru yapabilir miyim? Unuttum ilk başlangıçta yapmayı. İki duyurum var. Sonra hocamızla konuşmaya devam edeceğiz. Bunlardan bir tanesi Fatma Gül Hoca'nın kitaplarını nerede bulacağınızı biliyorsunuz. Hemen arkada İstanbul Kitapçısı var. İkinci duyurum da şu. Soruları ben Twitter'dan alıyorum. Bunu yapmamın iki sebebi var. Herkesin sorusu kayda geçsin istiyorum. Bir de mikrofonları dolaştırmak bizim için zor olur ve vakit kaybı olur diye. Derya Gürses Tarbak adım. Lütfen Twitter'a konuştuğumuz süre boyunca soruları yazın. Ben hocamıza soracağım. Konuşmamızın sonunda. Şimdi Arendt konuşmak istiyorum sizinle. Hannah Arendt. Şimdi Arendt'e olan ilginiz bir siyaset bilimci ve bir entelektüel olarak nasıl başladı ama benim bir sorum var buradan. Düşünce hayatından aktivizme geçişi olanaklı kıldığı için mi? Ve teorik olarak önünüze böyle bir yol açtığı için mi acaba Arendt'e olan ilginiz başladı ya da hala devam ediyor çalışmalarınız? Evet, evet, çok yani yerinde bir tespit bu. Sadece entelektüel bir buluşma değil, benim hayat tecrübemde beni bir şekilde Arendt'in düşüncesine yönlendirdi. Yani
Arendt'i biraz geç bir zamanda keşfettiğimi düşünüyorum. Çünkü Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okutmamışlardı bize. Şimdi öyle değil tabii. Ama ben şunu da gördüm. Arendt okumaya başladıktan sonra o kadar hazırmış ki. Yani çünkü benim hayatımda da hep teori ile pratiği bir arada götürmek ve dünyaya karşı sorumluluk duymak. Aynı zamanda da hani belli bir umudu sürdürebilmek gibi kaygılar var. Arendt bunlara çok güzel cevap veriyor. Yani bir yeni başlangıçlar teorisyenidir Arendt. Ve işte kitabımın adı da öyle ya, dünyayı bugün de sevmek. Bu aynı zamanda yani hani ay dünyayı çok sevelim vesaire değil, dünyaya karşı sorumluluk duymak, onu daha iyi bir yer haline getirmek çabasıyla çok ilişkili. Hani o yüzden hani 68'de ben niye Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girmek istedim ile Arendt'i keşfetmem arasında çok ilişki var. Arendt'te tabii özellikle düşünmenin eyleme yol açması meselesi dediğiniz gibi çok önemli bir şey. Yani Arendt şey der, akıl otomatik olarak düşünmez. Yani düşünme aklın otomatik olarak yaptığı bir şey değildir. Düşünmeyi seçmek gerekir hakikaten. Düşünmeyi seçmek zaten biraz etrafınıza bakın. Öyle çok kolay ve çok kişinin yaptığı bir şey değil. Çünkü bir kere eleştirel düşünmekten tabii bahsediyoruz düşünme derken. Ve eleştirel düşünmeye başladığınız vakit tabii olguları eleştirel biçimde değerlendirmek, hemen her şeyi anlayıp öğrenip hani işin içine katmak vesaireyle yükümlüsünüz. Bu da nedir? Bunları siz eleştirellik süzgecinden geçirdiğiniz vakit ister istemez edinilmiş ezberleriniz, ön yargılarınız, ön kabulleriniz sorgulanmaya başlıyor. Zaten düşünümsellik ya da düşünce dediğimiz şey öncelikle kendi kendimizi sorgulamak ve kendi üzerimizde düşünmekle başlayan bir şey. Şimdi o bakımdan Arendt şey diye düşünüyor. Yani düşünme gerçek anlamda eleştirel düşünme bir zihinsel arazi temizliği yapar diyor. Yani bütün o edinilmiş ezberleri şöyle bir silkeler atar. Bunu yaptığı zaman da bizi yargı yetisine doğru açar. Açar, evet. Yani doğruyu yanlıştan ayırt etme yetisi, yargı yetisi, zihinsel yargı dediğimiz şey. Yani düşünme işte öyle hani fil dişi kulede salt filozofların yapacağı bir şey değildir. Herkesin yapabileceği bir şeydir ama kolay bir şey değildir. Zihinsel yargı yetisini de önünü açtığı zaman bu sizi ister istemez eyleme götürür. Çünkü tavır almak zorunda kalırsınız. Kesinlikle. Yani doğruyu yanlıştan ayırt etmeye gerçek anlamda başladığınız vakit sizi sorumlulukla, yükümlülükle yüz yüze bırakır. Ha, o noktada işte düşünmeyi seçebilirsiniz de seçmeyebilirsiniz de. Nitekim çok kişinin bunu seçmediğini gayet iyi biliyoruz. Arendt kendisine filozof demez biliyorsun. Ha, evet. Ondan sonra şey diye yani siyaset teorisyeniyim ben der. Siyaset teorisiyle uğraşıyorum der. Felsefeyi, geleneksel felsefeyi bir anlamda hani toplumdan ve politikadan kopuk, politikaya yön vermek isteyen, doğruları hani mutlak hakikatleri vaaz eden bir uğraş olarak gördüğü için onu söyler. Halbuki politika hani başta konuştuğumuz gibi tarihsel olgular gibi
insan eylemine dayanır. İnsan eylemi de tahmin edilmezdir. Evet. Kamusal alanda yapılır. O yüzden eylem özgürdür der. Gerçekten de öyledir. Şimdi o noktada şey yapıyor. Bu bir Almanya'da Superson diye 1960'larda bir belgesel çekiliyor. Ben bunu anlatmayı çok seviyorum. Orada işte o yapılan filozoflarla konuşuluyor belgeselde. O filozoflar içinde, konuşulanlar içinde sadece Arendt kadın. Şeye soruyorlar Arendt'e, peki siz işte buradaki konumunuzu bir filozof olarak ayrıksı görüyor musunuz falan diye. Arendt hemen, vallahi ben filozof değilim diyor. Üstelik diyor, filozofların da beni filozof kabul edeceklerini de hiç sanmıyorum diyor. Ondan sonra laf şeye geliyor. Peki diyor, siz kendi yapıtınız, sizin düşünceleriniz nasıl bir etki yarattı, kimleri etkiledi? Arendt böyle hafifçe gülerek şey diye cevap veriyor. Vallahi diyor, bu biraz ironik bir cevap vereceğim. Bu sorunuz çok erkeksi bir soru. Erkekler genelde kimleri nasıl etkiledikleriyle ilgilenirler. Ben ise anlamakla ilgileniyorum. Anlamak çok önemli hakikaten. Kesinlikle. Anlamak ve yorumlamak. Siyasal bilimcinin de, sosyal bilimcinin de yapması gereken şey o yani. Çünkü nedir? İnsan dediğimiz varlık anlam peşinde koşar ve yorumlar yapar dünya hakkında, olgular hakkında. Dolayısıyla onu anlayabilmek için sizin de hem öz eleştirel, kendi üzerinde düşünen hem de yorumlayabilen bir varlık olmanız gerekir. Ama bu yorumlar Arendt'in düşünce sistemi, sistem demeyeyim çok yanlış, düşünce sistemi koyalım, düşünce yaklaşımı içinde hep sizi tavır almaya, dünyaya karşı sorumlu davranmaya ve eyleme davet eder. Kesinlikle öyle hocam. Bu noktada bu Superson konuşmalarında Arendt'in ben de bir şey söylediğini hatırlıyorum. Konuşmak bir eylemdir. Bu yaptığımız bir eylem mi sizce şu bu biraz gece? Biraz öyledir. Ayrıca burasının da bir kamusal alan olduğunu kamusal alan, evet ben. Kesinlikle yani öyle. Kamusal alan kafamızda hep böyle çeşitli beton arme yerler şu bu falan değildir. İnsanların bir araya gelip herkesi ilgilendiren konularda tartıştıkları, fikir alışverişinde bulundukları ve mümkünse oradan ortak bir eylem kararı çıkardıkları yerlerdir. Ama hani her zaman öyle bir karar çıkmaz. Ama yani benim mesela indiğimde Gezi tam bir gerçek bir kamusal alandı. Çünkü kimse kimseyi zorla oraya götürmüyordu. Herkes yani kendi isteğiyle, gönüllü olarak herkes kendini bir şekilde sorumlu kılıyordu. O çok önemli bir şey. Yani dünyayla ilişkili olarak sorumluluk alma ya kendi kendisini bir şekilde atıyordu, öyle diyeyim. Bu çok değerli bir şeydi. Ve orada çoğulluk, yani farklı fikirler, farklı konumlar ve insanlar somut bedenleriyle oradaydılar, hatırlayacaksınız. Evet. O da çok önemli bir şey. Evet. Mesela Arendt'in kamusal alanı böyle bir alandır. Yani Habermas'ın ki gibi farklılıklarınızı dışarı bırakıp girdiğiniz bir alan değil. Aynılaştırıcı değil. Evet, farklılıklarınızı üzerinizde taşıyarak, içinizde duyarak onları getirdiğiniz ve orada hem başkasını değiştirdiğiniz, değiştirmek istediğiniz ama aynı zamanda daha önemlisi kendiniz değişmeye açık olduğunuz alandır. Yani adalet duygusu dinlemeye bağlıdır derler. O çok önemli bir şey bence. Yani şeyi düşünün, mesela bizim tartışma geleneğimizde
genellikle polemikçilik vardır. Münazara, hani hasmı mat etme ve kimse kimseyi dinlemez. Mesela siz konuşurken ben size nasıl cevap vereceğimi düşünürüm karşılığında. Hani böyle değil. Yani kulağını, yüreğini, gözünü aç ve dinle. Evet. Gerçekten adalet duygusu dinlemekten ortaya çıkan bir şey. Burada izin verirsen, şimdi ben de biraz çağrışımlı düşünüyorum tabii. Buyurun hocam. Şeye geliyor, doğayla olan ilişki de mesela, bilimsel devrimin, hatta daha önceden başlayan bir şekilde, hani doğanın gizlerini ortaya çıkarmak. Ama onu ortaya çıkarıp aratsallaştırmak, kullanmak için, sömürmek için gizlerini bir şekilde bağrını yırtıp açmak. Buna işte şey denir ya, hani Prometheusçu yaklaşımdır bu. Evet. Ama bir de orfik yaklaşım vardır. Dinlemeye dayanan. Doğayı dinlemek. Orada da gene onun esrarını anlamaya çalışmak, gizlerini çözmeye çalışmak ama onu araçsallaştırmak, yok etmek, kullanmak için değil, onunla uyum içinde yaşayabilmek için. Şimdi dolayısıyla bu dinleme meselesine ben biraz aklımı takmış durumdayım. Çok önemli buluyorum. Kesinlikle. Yani şeyi tekrar etmek isterim. Adalet duygusu dinlemekten kaynaklanıyor. Ben bilirim. Hakikat benim elimde. Üstelik tek hakikat her nasılsa. Başkası bir şey bilmiyor. Bir tek ben biliyorum. Öyle bir monist mutlakçılıktan değil. Yani yüreğimizi ve zihnimizi açmaktan kaynaklanıyor. Geliyor. Hocam bu monist ısrar aynı zamanda şeyi de göz ardı etmiyor mu sizce? Kendi tarihselliğimizi de göz ardı etmiyor mu? Biz her gün değişiyoruz zaten. Yani sonuç itibariyle benim doğrum da zaman içerisinde o ne kadar monist olursam olayım. Ne kadar önemli bir konu. Bu da beni gene bir başka pet konuma getirdi. Kimlik dediğimiz şey mutlak mıdır? Kimlik dediğimiz yani ben. Ben nasıl ben oldum bir kere? Tarihsellik dediniz. Belli bir süreç içinde ben oldum. Ama benlik daima çoğulluk içinde kuruluyor. Yani başkası olmasa benim benzersizliğim nasıl ortaya çıkar? Değil mi? Ve üstelik bütün kimlikler, tabii kimlik önemli bir anlam kaynağıdır. Onu bir kere hani söylemek lazım. Dolayısıyla çok önemlidir. Tanınması da çok önemlidir. Tanınması için mücadele etmek de çok önemlidir. Yani ben zaten mesela kadın kimliği için ezilen bir kimlik olarak tabii ki tanınmasını ve mücadelesini veriyorum. Bu ayrı, başka konularda olabilir. Ama kadın kimliği benim yegane kimliğim değil. Doğru. Birçok kimliğim var. Değil mi? Evet. Bu bütün kimlikler için geçerli. Yani hem kimliğin çoğulluk içinde kurulduğu meselesi, hem süreç içinde, tarihsellik içinde değiştiği, kimliklerin akışkan olduğu meselesi, sabit olmadığı çok önemli. Yani bir takım kimlikler var, bize sabitlenmiş, verilmiş. Ama onları, yani biz zaten böyle doğduk. Kadın olduk, erkek olduk, şu olduk, bu olduk. Bunlar bizim kim olduğumuzu ortaya koymuyor. Ne olduğumuzu ortaya koyuyor. Yani ama benim kim olduğum, mesela Fatma Gül olarak kim olduğum, benim yapıp ettiklerimle, kamusal alanda aldığım tutumlarla vesaire ve orada tutarlı olup olmadığımla onlarla belirlenen şeyler. Dolayısıyla hani bir tek kimliğe böyle sarılıp kalmak ve sadece onun penceresinden dünyaya bakmak, bir kere kendi kendisini de baltalayan bir şey. Kimlik mücadelesi açısından. Evet, çünkü evet. O zaman
Başkalarıyla ittifak yapamazsınız. Başkalarıyla dayanışamazsınız. Dayanışma ve ittifak olmadan mücadeleyi kazanamazsınız. Hmm. Hiç mümkün değil böyle evet, bir şey. Evet. Şimdi o yüzden yani kimlik politikası bence bir şey yani birbiriyle yan yana gelmemesi gereken şeyler kimlik ve politika. Politikanın özgürlüğünü ortadan kaldırıyor ya da dayanışma doğrudan biz sadece kadın olduğumuz için dayanışamayız ki zaten o yüzden hep sorulur ya bana yani çok sorulur. İşte kadınlar birbirlerini ezmeye çalışıyorlar. Kadın kadının kurdudur falan gibi cümleler hani çok kurulur. Nitekim tabii kadınlar rekabet içinde olabilirler. Yani kimse verili kimliğinden dolayı otomatik olarak dayanışma içinde olacak diye bir şey yok. Dayanışma politik hedefler etrafında bir araya gelerek kurulan bir şeydir. Politiktir yani dayanışma. Hı hı. Kendiliğinden dayanışma zaten kabileye sadakat diyor Hannah Arendt. Evet. Ha, kabileye sadakat. Benim kabilemden bu. Benim tarafımdan bu. Dolayısıyla ölümüne taraftarlık. O zaman zaten düşünmenize de gerek yok. Öz eleştirel olmanıza da gerek yok. Yargı yetisini genişletmenize de gerek yok. Bir kere bir şey olursunuz. Önünüzde ölene kadar ölümüne taraftar olursunuz. Ölümüne yani ben hep şeyi düşünmüşümdür. Ben taraftar olmam. Yani benim hayat tecrübem bana onu öğretti. Taraftar olmam, tavır alırım. Her durumda farklı olabilir bu tavır alışım. Çünkü olgular değişiyor. Evet. Koşullar değişiyor. Evet. Dolayısıyla sizin de ona göre tavır almanız gerekiyor. Ama siz bir kere bir tarafın hani partizanlığına sığındığınız zaman hayat kolaylaşıyor tabii. Ona bir itiraz şeyim yok diyeceğim evet, bir şey evet. yok. Ama tavır almak, sürekli düşünmek, sürekli yeniden koşulları değerlendirmek o tabii zor bir şey. Yani yorucu bir şey. Kesinlikle. Ama başka türlü de gerçek anlamda politik özgürlük olmuyor. Evet. Hocam tam da bu kimlik politikasına girmişken bu soru sanırım uygun olacak. Çünkü son kitabınız Düşüncenin Etiğinde birçok konuya değiniyorsunuz. Ve genellikle bunu Arendt çerçevesinde yapıyorsunuz. İşte Alevi kadın kimlikleri, Avrupa'da cadı avları, feminist teoride beden, bütün bu konuları birleştiren motivasyon neydi sizin için? Gene biraz başa döneceğiz. Ben bir anlamda bugün kesişimsellik dedikleri şeyi her zaman bir şekilde uygulamaya çalıştım. Ben ona çay diyorum. Bütün ezilenlerin dertleriyle dertlenmek diyorum. Dolayısıyla dikkat ederseniz kitaptaki ya da genel olarak ilgilendiğim hemen her şey ezilen kesim, haksızlığa uğramış insanlar, kesimler ve ama aynı zamanda itiraz edenler. Yani tamam kadınlar özellikle baktığımızda tarihin kurbanıdırlar. Ama kadınlar aynı zamanda tarihin öznesidirler. Hı hı. Dolayısıyla hiçbir zaman salt kurban değildirler. Aynı zamanda tarihin yapımına katılırlar. İşte aynı konu din konusunda da hani yeniden gündeme geliyor. Daima bir öznellik arayışı peşinde oldum ben. Ve onun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani mağdur kimliği hiçbir zaman öyle tamamen olup bitmiş ve her zaman olan bir şey değildir. Mağdur yarının zalimi de olabilir. Hı hı. Yani ya da hani tersi. Hı hı. Dolayısıyla bütün bunlara hani o kurban konumu da
oradan hiç bakmıyorum. O yüzden cadı avlarına, mesela cadılığa baktığım zaman aynı zamanda ben şeyi de görüyorum. Mesela Salem'deki cadılar, 13-14 yaşındaki genç kadınlar bunlar. Ve onlar bir kereliğine bile özne olma konumunu tadını çıkarıyorlar. Kendilerinin cadı olduğunu söylüyorlar. Sahne alıyorlar bir şekilde. Evet. O bana çok ilginç geliyor. Bir yerde gene cadı olarak yakılan birçok başka kadın da gene o gücü üstleniyor. Oradan bir şeyler çıkarıyor. Yani şeyi söylemek istiyorum. Kurban hiçbir zaman salt kurban değildir. İnsanlar, insan varlığı daima öznedir. Bütün ezilenler aynı zamanda öznedirler ve tarihin yapımına katılırlar. Hep onu dikkate almak gerekir. O yüzden hani ezilenlerin dertleriyle dertlendiğimiz zaman, onlara baktığımız zaman aynı zamanda onların meydan okumasını, itirazlarını, iktidara kafa tutmalarını da görmek gerekir. Onu gördüğüm zaman zaten benim çok hoşuma gidiyor. Onun peşinden gidiyorum yani. Ve entelektüel sorumlulukta bu itirazları herkese anlatmak ve araştırmak üzerine kurulu. Evet, yani bütün derdim o gerçekten, evet. Ama tabii hani kendi derdim olduğu için onun peşinden gidiyorum herhalde. Ayrıca hani o ezberleri bozmak diye bir mesele de var. Yani Alevi kadın kimliği mesela. İşte bir ezber var. Alevi kesimin kendi içinden de, özellikle erkeklerden gelen. İşte Alevilikte kadın erkek eşittir. Şimdi Alevi kadınların yaptıkları birçok araştırma, yazdıkları birçok şey kızın ayağının hiç de öyle olmadığını gösteriyor. Hı hı. Nitekim yani ben de o yüzden Alevi kadın kimliğiyle de hani ondan ilgilendim. Evet. Ve tabii gene kimlik politikasının açmazları üzerine düşünmek ve yazmak, konuşmak imkanı verdiği için. Hı hı. Ama bu hemen her konu açısından böyle düşünebilirsiniz. Dolayısıyla yani çok belki geniş birçok konuda şey yapıyorum, düşünüyorum, inceliyorum, yazıyorum ama evet, bütün bu konuları birleştiren bir iplik belki var. O da dediğim gibi dünyanın farklı bir yer olabileceğine olan inanç. Olan inanç, aynen. Yani nafile umut değil ama yani var olanın mutlaka böyle olması gerektiğine karşı bir duruş. Böyle olmak zorunda değil. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür, benim için çok anlamlı bir sohbet oldu. Lütfen hocamıza teşekkür edebilir miyiz bu güzel sohbet için? Sağ ol. Bakalım şimdi hocam sorularımıza geçelim. Bir saniye. Hızlıca geçiyorum. Peki, dayanışma kesintisiz ve aynı güçle sürdürülebilir mi? Bazen ruhsal ya da başka sebeplerle dayanışma gücünü bulabilmek zor olabiliyor. Dayanışmayı mutlak hale nasıl getirebiliriz hocam? Çok doğru tabii. Yani hakikaten dayanışmak da zor. Üstelik de yani bugünün ikliminde bu kadar rekabetçi, bu kadar bireyciliğin körüklendiği, işte herkesin kendi gelişmesiyle hani meşgul olduğu ya da kendi kendini şımartma ritüellerinin bu kadar yaygın olduğu bir iklimde dayanışmak kolay değil. Hele onu sürdürmek hiç kolay değil. Ama bence kamusal tartışma, birbirimizi dinlemek ve oradan yola çıkarak
hakikaten ortak amaçlar belirleyebilmek ve o amaçlar için uğraşmak, onlar için dayanışmak. Yani dayanışmak ilelebet sürmek zorunda değil, herhangi bir dayanışma. Hı hı. Yani şey olabilir pekala, belli bir konu için bir araya gelirsiniz, onun için uğraşırsınız, ondan sonra dağılırsınız. Yani mesela İstanbul Sözleşmesi uğrunda yapılan mücadele bence çok başarılı bir mücadele. Çok başarılı bir dayanışma örneği oldu arkadaşlar. Hani sonuç alınmadı diyeceksiniz. Olsun, hiç önemli değil. Süreç çok önemli. Bu süreç içinde ne kadar çok şey öğrendik hepimiz, ne kadar çok dayanıştık ve dayanışacağız daha. Ayrıca bitmedi olay. Şimdi ama şu var, yani İstanbul Sözleşmesi için ben birçok kimseyle birleşebilirim. Dayanışırım, dayanışmam gerekir, birleşmem gerekir. Ama bu demek değil ki ben orada dayanıştığım herkesle her konuda aynı fikirdeyim. Olmak zorunda. Olmak zorunda değilim. Çoğulluk diye bir şey var. Çoğulluğa saygı göstermek diye bir şey var. Ve çoğulluk olduğu zaman politika oluyor. O zaman gerçek anlamda kamusal alan oluyor. Ve ben o yüzden bu İstanbul Sözleşmesi sürecini, mücadelesini hakikaten çok anlamlı buldum. Ve bana inanılmaz bir umut verdi. Çünkü çok farklı kesimler bir araya geldi. Gerçek anlamda çoğulluk gördüm. Hı hı. Ama bir hedefte birleşti insanlar. Hı hı. Şimdi dolayısıyla dayanışmayı böyle gene bir kabile sadakati gibi, kendiliğinden otomatik bir şey gibi hiç almamak lazım. Burada dayanışırız, başka bir yerde ayrışırız. Şey değil yani, mecbur değiliz sürekli ölümüne taraftar olmaya. Olmayalım. Aklımızı hep hani çalıştıralım, eleştirel olalım ama aynı zamanda ortak hareket etmeye de açık olalım. Arkadaşlar, bence en önemlisi o. Yani en doğrusunu ben biliyorum. Sen benim pozisyonuma gel dediğiniz vakit ortada politika kalmıyor, dayanışma da kalmıyor. Ortak bir noktada buluşalım, tartışalım, edelim, mutlaka buluşabiliriz. Politika öyle yapılan, yani gerçek anlamda politika. Tabii siyaset deyince aklımıza bizim gayet pejoratif şeyler geliyor. Geliyor, evet. Ama yani bir Arendt öğrencisi olarak benim aklıma oldu gelmiyor. Böyle bir şey geliyor ve ben bunun mümkün olduğunu gördüm. Gezi'de de gördüm, İstanbul Sözleşmesi mücadelesinde de gördüm. Nafile bir umut değil yani. Dayanışılıyor. Hocam, bir soru daha var. Doğayı dinlemek dediniz ya hocam. Galibiyetlerin, mağlubiyetlerin tarihi olan eril tarihin dışındaki okumaz yazmaz insanların zamanı doğayla bir düşünmesi örnek olabilir mi? Teşekkürler. Teşekkürler. Olabilir tabii. Yani doğa, ben tabii daha çok şey üzerinde duruyorum. Yani bu Prometheus'cu yaklaşım, hani tamamen doğaya hükmetmek, onu hakimiyet altına alıp ondan yararlanmak ve sonunda da bugün gördüğümüz felaketlere yol açması olayın. Halbuki hakikaten ne bileyim işte Kızılderili kabilelerine bakarsınız, şeylere, çok sosyal antropologların ortaya çıkardığı çok örnek var. Doğayla uyum içinde hani olmak meselesi. Ama tabii ister istemez doğayı değiştiriyorsunuz. Doğayı değiştirirken kendiniz de değişiyorsunuz. Ama bunu mümkün olduğu kadar ona da saygı göstererek, yani nasıl başkasını dinlemeye açık olmak adalet duygusunu yeşertiyorsa, doğayı dinlemeye açık olmak da doğaya karşı adil olmayı yeşerten bir şey diye düşünüyorum. Yani ona karşı da sorumluluğumuz var. Var. Evet. Cansız ve canlı doğaya, hayvanlara da vesaireye de. Ama bunlar tabii ancak yeni yeni gündemimize gelebiliyor maalesef. Evet. Hocam,
Jean-Jacques Rousseau tarafından söylenen "insan özgür doğar ama her yerde zincire vurulmuştur" cümlesi feminist tarih tarafından sadece kadın özelinde yorumlanabilir mi? Yok, bence yorumlanamaz. Yani sadece kadınlar özelinde bir tarihçilik yapmak mümkün değil, doğru değil diye düşünüyorum. Kadın dediğiniz zaman hemen aklınıza hangi kadın sorusunun gelmesi lazım, değil mi? Bir sürü farklı kadın var, sınıfsal olarak bölünmüş kadın var, dini olarak var, cinsel yönelim olarak var, var, var. Şimdi dolayısıyla böyle bir genellemeci tarihçilik doğru değil. Aynı zamanda tabii Jean-Jacques Rousseau konusunda da benim çeşitli çekincelerim var. Yani her filozof, tabii Rousseau'nun çok hoşuma giden şeyleri vardır ama sonuçta her düşünür kendi yaşadığı dönemin koşullarının damgasını, tarihselliğin ve toplumsallığın damgasını taşır. Biliyorsunuz Rousseau'da Sophie'yi Emil'in hayatını kolaylaştırması için var olması gereken bir varlık olarak alır. Ama bu Rousseau'nun diğer konulardaki değerini düşüren bir şey değildir. Yani gene hayat karmaşık, bizim kavrayışımızın da karmaşık olması evet, gerekiyor. Evet. Hocam bir soru daha var. Dinle ilgili bu da. İnsanın anlam arayışının bir ürünü müdür? Ama zaten bunu sanırım söylemiştik, siz söylediniz. İnsan ölümlü olduğunun bilincinde olan tek varlık olarak faniliğine anlam katmak için mi dini bulmuştur? Şimdi tabii hani buna verecek böyle çok genel geçer bir yanıt olamaz. Ama tabii ki din dediğimiz şey, ben ona daha ziyade tinsellik diyorum, manevi bir boyutu var insanın ve şeyle tabii çok ilgisi var, ölümlü olmayı fark etmenin ve bunu aşmaya çalışmakla çok ilgisi var, o doğru ama yani biz buraya nereden geldik, nereye gidiyoruz, neden geldik gibi büyük soruların bir cevabı da dinde vardır. Ama illa kurumsallaşmış din olması da şart değil. Yani ama tinsellik ve anlam arayışı, arkadaşın sorduğu gibi, bence insan varlığının çok önemli bir boyutu. O yüzden yani öyle ya da böyle o tinsellik daima o arayış var olacak, var diye olacak düşünüyorum. Ama bir kiliseye dönüştü mü? Kilise derken sadece Hristiyanlıktan söz etmiyorum. Evet. Kurumlaşmış bir yapı ve hiyerarşi. Bu daima insan özgürlüğünü, insan davranışının belirlenmezliğini sınırlandıran bir şey. Özellikle de kadınlar bu toplumda ikincil konumda oldukları için en çok da onları sınırlandırıyor. Dolayısıyla yani hiyerarşiye karşı kurumlaşmaların o getirdiği yapısal iktidarlara karşı çok uyanık olmak lazım. Ama bu dini, tinselliği bir kenara atalım, böyle bir şey yoktur vesaire demek değil. Çok önemli bir boyutu bu insan varlığı. Kesinlikle. Hayır, zaten pardon. Zaten tarihe ilgi duyup da yani dine de, dinin hani gelişimine, tabii, nasıl yaşandığına, nasıl pratik edildiğine ilgi duymamak da zaten mümkün değil bana kalırsa. Tabii. Çok doğru. Hocam. Çok doğru. Çok doğru. Teşekkür ederim. Hocam, şimdi sizi spota sokmak istemem ama bir iki soru daha var. Onu izninizle ben sizin Twitter hesabınıza gönderebilir miyim? Benim Twitter... Yok, hayır. Yani yarın hep beraber cevaplarız onları. Yani şeyde size, ha, tamam, göndersinler, yarın yapabiliriz. Peki, onu. Öyle bir şey yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor hocam. Peki, tamam. Herkese çok teşekkür ediyoruz.
Hocam. Teşekkür ediyorum.